Ruslar, ben Cengiz Çevik, Romalılar Ne Yaptılar Ne Ettiler başlıklı podcast serimizin ikinci sezonu başladı. Bu sezonda önce Roma'nın Respublika rejiminin yıkıldığı günlerde öne çıkan figürleri, sonra da Kayser Octavianus Augustus'un Principatus rejimi dönemindeki ünlü figürleri inceleyeceğiz. su Maykenas. Maykenas sözcüğü bir Etrüsk ailesinin adıdır. Ancak bu adı özellikle de Augustus'un dostu olarak biliyoruz. Dost sözcüğü onun için az kalır. Maykenas, Augustus'un yeni reformlarının en büyük destekçisi ve bu uğurda özellikle de şairleri Augustus'un yeni rejimini desteklemeye çağıran en önemli kültür insanıydı. Rejimin Kültür Bakanıydı diyebiliriz. Kolorat gerdiği edebiyatçıların Augustus'un rejimini desteklemelerini sağlıyordu. Ne yazık ki yaşamı hakkında fazla bilgi sahibi değiliz. Hiçbir tarihçi onun yaşamını baştan sona ele almamıştır. Latin edebiyatındaki farklı eserlerde kendisinden bahsedilen yerler yaşamı ile ilgili bize bilgi veriyor. Ne zaman ve nerede doğduğunu bilmiyoruz. Nasıl bir eğitim aldığı konusunda da hiçbir bilgimiz yok ancak Tüm eserler gözden geçirildiğinde anlaşılıyor ki büyük olasılıkla milattan önce 73 ila 63 yılları arasında doğmuştur. Horatius bir şiirinde onun doğum gününün 13 Nisan olduğunu söylüyor. Ailesinin atlı sınıfına mensup olduğunu da biliyoruz. Muhtemelen Etruria'nın Lucumenes kasabasına dayanan bir geçmişi vardı ailesinin. Bu da onun ailesinin Etrus kökenli olduğunu gösterir. Başta da belirttiğim bildiğimiz gibi zaten Mayakenas ismi de bir Etrüsk ailesinin ismidir. Bu ismin bazen Mayakenas, bazen Mekoynas olarak yazıldığını görüyoruz. Ancak Mayakenas'ın doğru yazımı olduğu da neredeyse kesindir. Bu ismin türetilmesine gelince birkaç teori ortaya atılmıştır. Varro'nun söylediğine göre Vina Maikenatiana adında bir tür Şarap varmış. Bu isim oradan geliyor olabilir. Bununla birlikte Mykenas ismini bazı etrüsk mezar çömleklerinde de görüyoruz. Öyle ya da böyle. Mykenas tümüyle etrüsk ismidir. Daha sonra Horatius üzerine yazan bir yorumcu bize onun ataları arasında Porsena'nın da olduğunu söyler. Ve onun otoritesi Augustus'un Mykenas'a yazdığı mektuplardan birinin Macrobius tarafından korunan ve ona Berille... Orsenay diye hitap edilen bir parçasıyla bir ölçüde doğrulanır. Babasının ataları Roma'nın 5. yüzyılının ortalarında Arretium'da güç ve zenginlik bakımından o kadar yüksek bir seviyeye ulaşmışlar ki vatandaşlarının kıskançlık ve nefretini tahrik ederek onlara karşı ayaklanmışlar ve onları kovmuşlar. Ve Romalıların müdahalesi sayesinde sonunda ülkelerine geri dönmeleri büyük zorluklar yaşanmadan gerçekleşmiş. Latin edebiyatındaki kimi pazajlar Maikenas'ın atalarının Roma lejyonlarını yönetmiş olduğu sonucunu çıkarmamızı gerektirebilir. Başka bir açıklamaya göre aileden herhangi birisi Roma vatandaşı olarak ilk kez Kikero'nun Cluentius için yaptığı konuşmada karşımıza Gaius Maecenas olarak çıkar. Milattan önce 91 yılında tribunus Marcus Livius Drusus'un komplosunun bastırılmasında etkili olduğu söylenen bir kişi. Bu bizim Maikenas'ın büyük babası olabilir. Bununla birlikte Sallustius'un bazı fragmanlarında da katip olarak bahsedilen bir Maikenas'ı görüyoruz. Neticede gökten zembille veya bir uzay gemisiyle Roma'ya bırakılmış bir adam değil. Mutlaka bir kökeni vardır. Dahası bu aile kökeni ona iyi bir eğitim almasını da sağlamıştır. Horatius'un bazı şiirlerinden öğrendiğimize göre Maecenas hem Yunan hem de Latin edebiyatında oldukça bilgili biriydi. Edebi uğraşlara ilgi duyuyordu. Bu yüzden şairleri maddi gücüyle desteklemekten hoşlanıyordu. Bunu adeta bir görev olarak görüyordu. Bununla birlikte kendisinin de şiirler ve düz yazı metinleri kaleme aldığı söylenir. Bununla birlikte Julius Caesar'ın öldürüldüğü sırada Octavianus'la birlikte Apollonia'da öğretmen sıfatıyla bulunduğu da söylenmiştir. Ancak onun adını Octavianus Caesar'dan önceki süreçte pek duymayız ne yaptığını kesin kez bilmeyiz. Octavianus Kayser'in siyaset sahnesine çıkmasından kısa bir süre sonra artık Maecenas'ın adı Roma'da sıklıkla duyulur olmuştur. İmparatorluğun kurulmasında ve sağlamlaştırılmasında Octavianus Kayser'a büyük yarar sağladığına kuşku yoktur. Yeni rejim kurulmadan önce Octavianus Kayzara, Mutina, Filippi ve Perusya seferlerinde eşlik etmiş olması mümkündür. Kim edebiyat tarihçileri Propertius'un bir şiirinde yer alan bir imayı bu bağlamda yorumlamıştır. Mykenas hakkında elimizdeki ilk gerçek bilgi M.Ö. 40 yılında Octavianus Kaiser tarafından Sextus Pompeius'un kayınpederi Libo'nun kızı Scribonia ile evlenmesi için pazarlık yapmak üzere görevlendirilmesidir. Aynı yıl Mykenas, Antonius'la yapılan ve Antonius'un Kaiser'ın kız kardeşi Octavia ile evlenmesiyle onaylanan Brundizium Barışı ile sonuçlanan müzakerelerde de yer almıştır. Bundan iki yıl sonra Mykenas yine Antonius'la pazarlık yapmakla görevlendirilmiş gibi görünmektedir ve muhtemelen bu vesileyle Horatius ona burun dizyuma kadar eşlik etmiştir. Horatius'un saturalarındaki 1.5'te şöyle denir. Çok değerli Mykenas'la Kokkeus da buraya gelecekti. İkisi de önemli işler görmek için elçi olarak gönderilmişler. Çünkü dargın dostları barıştırmakta da onların üstüne yoktur. Yani Horatius'a göre dargın dostları barıştırma niteliğine sahip olan bir adamdır Maykenas. Aynı şiirde Maykenas'ın idman olarak boks yaptığı da söylenir. Şöyle anlatıyor Horatius. Kampanya köprüsü yakınındaki bir küçük devlet konağında kaldık. Görevliler bize odunla tuz verdiler. Arkadan Kapua'ya tam vaktinde vardık. Katırların yükleri çözüldü. Maykenas idman yapmaya, biz de Vergilius'la birlikte uyumaya gittik. Çünkü yumruk oyunu gözleri, midesi hasta olanlara hiç yaramaz. Milattan önce 36 yılında Maykenas'ı Octavianus'la birlikte Sicilya'da buluyoruz. Pompeius'a karşı bir seferdeydi ve bu sırada Maykenas orada çıkan bazı karışıklıkları bastırmak amacıyla iki kez Roma'ya geri gönderildi. Diokasius'a göre bu Maykenas'ın Kaiser'ın yardımcısı olduğu ilk olaydı ve sadece Roma'nın değil tüm İtalya'nın yönetimi ona emanet edildi. Artık birkaç yıldır deneyimi olan, sadakati ve yeteneğiyle öne çıkan bir adam olarak sivrildiğini görüyoruz. Aklı ve düşünme kabiliyeti onun savaş alanından ziyade kabineye yakıştığını düşündürebilir. Muhtemelen Octavianus Kaiser, Augustus olacağı günleri düşlerken baş yardımcılarından birinin Maykenas olacağını düşünmeye başlamıştı. Milattan önce 30'ların ortasından milattan önce 31'deki Actium Savaşı'na kadar Maykenas konusunda bilgimiz yok. 31'den sonra İtalya'nın yönetiminde görevlendirildiğini görüyoruz. Kimilerine göre Aktüm Deniz Muharebesi'nde hazır bulunmuştu. Kimileri ise bu iddiayı gülünç bulur. Onlara göre bu muharebe sırasında o Roma'daydı ve genç Lepidus'un komplosunu bastırmakla meşguldü. Maykenas'ın Roma'nın tarihini değiştiren Aktium Deniz Muharebesi'nde bulunduğuna dair ifadenin tek doğrudan kaynağı Maykenas'ın ölümü üzerine Albino Vanus'a atfedilen ve kesinlikle sahte olan bir ağıt ve Akron'un Horatius'un ilk epoduna yazdığı yorumdur. Ancak bunlar güvenilir kaynaklar değildir. Bu dönemde Octavianus Kaiser'ın başka bir adamı olan Agrippa ile birlikte Kaiser'ın Senatus'a gönderdiği tüm mektupları açmakla kalmayıp içeriklerini bile ülkedeki işlerin gerektirdiği şekilde değiştirme yetkisine sahip olduğunu görüyoruz. Bu amaçla mektupların doğrudan Octavianus Kaiser'ın kendi elinden çıkmış gibi teslim edilebilmesi için efendisinin mührü Maykenas'a emanet edilmişti. Yine de Maykenas'ın bu dönemde daha yüksek mevkilerde görev almayı istemediğini görüyoruz. Ancak Maykenas'ı Maykenas yapan ilk önemli olay bana kalırsa Octavianus Kaiser'ın Marcus Antonius ile Kleopatra'yı yendikten sonra Roma'da tek başına egemen olunca Octavianus Kaiser'ın adamlarından olan Agrippa ile girdiği tartışmadır. İç savaş sona ermişti. Octavianus Kaiser egemen olmuştu. Peki şimdi ne olacaktı? Daha barışçıl ve katılımcı bir Respublika dönemine geri mi dönülecek? Yoksa Octavianus Kaiser tek başına egemen olup yönetimi mutlak idareye mi döndürecekti? Agrippa ona birinci yolu önerdi. Respublika'yı restore etmesini ve eski düzene dönülmesini teklif etti. Ancak Mayakenas, Octavianus Kayzara tek adam olup imparatorluğu kurmasını teklif etti. Tarihçi Diokasius bu tartışmayı çok detaylı bir şekilde ele alır. Bununla birlikte Diokasius'un aktardığı Mykenas'a ait olan konuşmanın gerçek olamayabileceği de söylenir. William Smith, Mykenas'ın bu türden bir kabine istişaresinde Octavianus Kaiser'a bu kadar resmi bir konuşma yapmış olması son derece olanaksızdır. Bununla birlikte bunu yani konuşmasını not etmek için herhangi birinin orada bulunması ya da Mayakenas'ın kendisinin daha sonra yayınlamış olması daha da olasıdır. Suetonius Tanrısal Augustus biyografisinde Diokasius'un anlatımını böyle bir istişarenin gerçekleştiği konusunda dolaylı olarak doğrular. Sözün özü, eğer bu anlatılanlar doğruysa, Maecenas Octavianus Kaiser'ın Augustus olduğu süreçte, yani cumhuriyetten imparatorluğa geçişte bu fikrin en önemli savunucusudur. Hatta Octavianus Kaiser'ı imparatorluk kurmaya iten en önemli kişi odur. Bu yeni rejimin meyvelerini yiyen de o olmuştur denilebilir. Nitekim Augustus'un yokluğunda kentte yönetici oydu. Neredeyse ikinci adam konumundaydı. Diokasius'a göre bu Maykenas'ın kendi tavsiyesiyle olmuştu. Maykenas yerel belediye işlerinin yanı sıra siyasi işlerden de sorumluydu ve yönetimi tüm İtalya'yı kapsıyordu. Ancak bilgi eksikliğinden ötürü Maykenas'ın görev sınırlarını ve tanımını layıkıyla bilmiyoruz ancak M.Ö. 16'da bundan yararlanmayı bıraktığını görüyoruz. Kimi tarihçilere göre M.Ö. 21 ile 16 yıllar arasında Augustus ile Maecenas arasında bir soğukluk vardı. Nedeni bilinmemektedir. En iyi bildiğimiz şey, defalarca söylediğimiz gibi, Maecenas'ın kamu hizmetlerinin yanı sıra imparatorluğun kurulmasına yardımcı olmakta oynadığı roldür ve elbette edebiyatın ve edebiyatçıların hamisi olarak ününün gelecek kuşaklara bile ulaştırılmış olmasıdır. Tarihçi Tacitus'un söylediğine göre Augustus'un cömertliği sayesinde Mayakenas muazzam bir servet biriktirmişti. Kimilerine göre Maykenas siyasi gücü sayesinde servet biriktirebilmişti. Plinius Maykenas'ın üzerinde kurbağa resmi bulunan özel mühründen bahsederken bunun vergi mükellefleri için bir korku nesnesi olduğunu söyler. Bununla birlikte Maykenas'ın özel mührü altında toplanan paranın onun özel amaçları için kullanıldığı sonucu kesinlikle çıkmaz. Eğer vergileri zimmetine geçirmeye meyilli olsaydı Kaiser'ın kendi mührünün onun sınırsız tasarrufunda olduğunu ve suçlarını daha iyi örtbas edeceğini biliyoruz. En azından William Smith böyle söyler. Maykenas'ın Esquilinum tepesinde eskiden aşağı tabakanın gömüldüğü bir yer olarak kullanılan bir araziyi satın aldığı biliniyor. Buraya bir bahçe yapmış ve buradaki bir kule aynı zamanda daha sonra İmparator Nero'nun Roma yanarken Roma'yı seyrettiği yer olarak ünlenmiştir. Maecenas'ın zamanının büyük bir bölümünü bu konutta geçirdiği ve ülkeyi nadiren ziyaret ettiği anlaşılıyor. Maecenas'ın evi Roma'nın tüm üstün zekalarının ve ünlü edebiyatçılarının buluşma yeriydi. O daha önce de söylediğimiz gibi Augustus'un kültür bakanıydı onun masasına oturanlar Roma'nın genel kültür iklimine tanıklık ediyordu. Genel olarak çekingen ve suskun bir mizaca sahip olduğu da söyleniyor. Bu onun dostlarını seçerken oldukça seçici davrandığını da gösteriyor olabilir. Herkes onun masasına oturamazdı. Ama oturanlar bir şekilde kendilerini Augustus'un reformlarının destekçisi olarak bulurdu. Çünkü Mayakenas edebiyatçılarla Augustus arasındaki köprü gibiydi. Kimi edebiyat tarihçileri ve Latinistler bu iddiayı reddeder. Ovidius ve Tibullus gibi şairlerin Maecenas'tan bahsetmemiş olması enteresandır. Dahası, Maecenas'ın şair Horatius'a verdiği Sabin çiftliğinin çok büyük olmadığı da söylenir. Onun edebiyat hamiliğinin yani koruyuculuğunun edebiyatçılar üzerinde kendini gösterme ve kendini güçlü biriymiş gibi hissetme arzusundan kaynaklandığını iddia edenler de olmuştur edebiyatçıları edebiyatı sevdiği için mi koruyordu yoksa Augustus'un reformlarına destek olmalarını sağlamak için mi yoksa hiç böyle bir şey yapmadı mı? Kesin konuşamayız ama elimizdeki edebi belgeleri kendi başlarına değerlendirme şansımız var ve bu tartışma bitmeyecek. Ancak yine de Maykenas adını Augustus'un edebi reformları açısından önemli buluyoruz. Müzeher Erim şöyle anlatır. Cumhuriyet çağında edebiyatla uğraşan kimselerin durumu ile imparatorluk çağında edebiyatla uğraşanlar arasında büyük bir fark vardı. Cumhuriyet çağında bir edebiyatçı iyi yazıyor ve konuşuyorsa ortaya çıkıp Politika yaşamına atılırdı. Siyasal parti mücadelesi yanında edebiyat ikinci planda kalırdı. Onunla gerektiğince uğraşılmaz, ikinci planda bir etkinlik olarak kabul edilirdi. İmparatorluk çağında ise parti mücadeleleri, siyaset oyunları yoktu. Tek hükümdar imparatorluğu büyük bir yetenekle yönetiyor ve bu gibi şeylere gerek kalmıyordu. Edebi yeteneği olanlar sırf edebi alanda çalışıyorlardı. Bu çağdaki edebi yükselmenin ilk nedeni budur. İkinci neden Augustus'un kendisinin ve çevresindekilerin edebiyata çok önem vermeleridir. Bu Augustus'un edebiyata karşı kişisel eğiliminden olduğu kadar edebiyat yoluyla siyasal inançları Romalılara yaymak düşüncesinden de ileri geliyordu. Augustus'un ve kültür danışmanı Mayakenas'ın gösterdiği yollarla edebiyata bir takım milli ve siyasal temalar sokuluyordu. O çağın bütün şairleri hatta düz yazı yazarları incelendiğinde hepsinin eserlerinde Mayakenas yoluyla Augustus'tan gelen bu temaları görüyoruz. Ağustos'tan gelen bir ilham ile şairlere ulaşan ve onlarca işlenen temalar şunlardır. Uzun mücadelelerden sonra kavuşulan barışın güzelliği, huzur ve mutluluk ki bunlara Augustus sayesinde kavuşulmuştur. İkincisi tarım edebiyatı sokulmuştur. Augustus'tan önceki yıllarda tarım çok ihmal edilmiş, İtalya neredeyse kıtlık çekmek tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Augustus edebiyat aracılığıyla tarım işlerini geliştirmek, kalkındırmak istemiştir. Bu dönemde edebiyatın gündemine gelen üçüncü tema ise milli ülkelerdir milli duygular, ülküler, edebiyat yoluyla canlandırılıp yayılacaktır. Dördüncü önemli tema ise Roma hükümdarının yani Augustus'tan itibaren imparatorların şahsının yüceltilmesi edebiyata konu olmaya başlamıştır. Eskiden olduğu gibi edebiyatçılar bu dönemde kendi köşelerinde yaşamıyorlar, bir takım edebi akımlar aracılığıyla gruplaşıyorlardı. En önemli grup İmparatorun ve Mayakenas'ın kurduğu gruptur. Vergilius, Horatius, Propertius gibi şairler de bunların arasında idi. Bunlar emeklerinin karşılığı olarak bir ücret alıyorlardı. Bu kişilerin aldığı ücrete Mayakena deniyordu. Mayakena, Mayakenas'tan türetilmiş bir sözcüktür. Bu şairler ve yazarlar İmparatorun ve Mayakenas'ın kişisel dostlarıydılar aslında ücret aldıkları için para verip emirle çalıştırılan aşağılık bir edebiyatçı grubu gibi görülebilirler diyor Müzerir. Ama sonra ekliyor. Ama bu kesinlikle böyle olmadı. Örneğin Horatius bir şiirinde şöyle der. Maekenas Horatius'a Augustus'u yücelten büyük bir şiir yazmasını söyleyince Horatius şöyle yanıt verir. Azizim Maekenas sen benden bunu istedin. Yanlış kapı çaldın. Ben küçük aşk şiirleri yazarım. Büyük destanlar yazacak adam ben değilim. Başka şairler de de aynı şeyi görüyoruz. Bu dönemde Augustus'un en yakın arkadaşları olan o çağın en büyük şairleri bir zamanlar onun aleyhinde olan eski düşmanlardır. Bu nasıl oldu? Nasıl oldu da bu şairler kişiliklerini yitirmediler? Vergilius'un Philippi Savaşı'ndan sonra toprakları elinden alınıp sonra geriye verilmiştir. Yumuşak, iyi huylu Vergilius Augustus ile dost olmuştur. Güneyli Horatius ise coşkun taşkın bir adamdı. Filippi Savaşı'nda Augustus'a karşı savaşmıştı. Horatius'u kazanmak çok zor oldu. Ama kazanılınca tam anlamıyla rejimin yani Augustus'un dostu oldu. Çünkü Augustus'un Roma'ya neler kazandırdığını çok iyi biliyor ve görüyordu. Augustus'un yönetimine çok değer veriyordu. Şair Propertius da eskiden Augustus'un aleyhine olmasına rağmen o da artık rejimin şairi olmuştu. Bununla birlikte tarihçi Titus Livius sonradan dost olsa bile o Augustus'un değil, cumhuriyetçi değerlerin savunucusuydu. Nereden baktığınıza bağlı. Edebiyatçıları rejimin edebiyatçıları ve adamları olarak görebilirsiniz. Ama aynı zamanda böyle bir rejimde çağlar boyunca okunan eserler ürettikleri için de onları kutlayabiliriz. Bunun için elbette öncelikle kendilerini koruyabilmeleri ve hayatta kalabilmeleri gerekiyordu. Baskı dönemlerinde şairler, edebiyatçılar, kültür insanları her şeyden önce hayatta kalabilmelidir. Bu amaca uygun olarak bir asları olursa ne mutlu onlara. Maykenas'ın bana kalırsa Roma tarihindeki en önemli rolü budur büyük edebiyatçıların büyük eserlerinin günümüze ulaşabilmesini sağlamıştır şair Horatius'un şiirlerini seviyorsanız, o şiirlerin günümüze ulaşmasını sağlayacak şekilde şairinin hayatta kalabilmesini sağlayan maddi gücü olan Mayakenas'ı da sevebilirsiniz. Bu bir tercih meselesi. Bir saturasında şair Horatius şöyle anlatır. Mayakenas'la nasıl tanıştığını ve aralarındaki ilişkinin nasıl olduğunu. Şimdi sözü kendime, azatlı bir babadan doğmuş olan bana getiriyorum. Azatlı bir babadan geldiğim halde yeryüzüne şimdi senin masanda yemek yiyorum diye ey Maykenaz bu millet kemiriyor beni ama eskiden de askeri tribunus olarak bir Roma alayına kumanda ettim diye yiyordu yine. Ne var ki bu iki durum birbirine benzemez. Bir mevkiye erişmemi kıskanmakta haklı olabilirler ama sana dost olmamı kıskanmaya hakları yok. Özellikle de sen her türlü çıkar kaygısından uzak, sadece dostluğa layık olanları seçmekte çok titiz davranırsın. Kader bana bu dostluğu bağışladı diye şanslı saymam kendimi. Seni bana dost yapan rastlantı değil. Bir gün çok iyi bir insan olan Vergilius arkadan Varius benim nasıl bir kişi olduğumu anlatmışlar sana. Senin yanına gelince bir iki sözcük söyledim kekeleyerek. Sıkılganlıktan dilim tutulmuştu. Fazla konuşamadım. Sana ünlü bir babadan doğdum demedim. Satürn atına binip topraklarımı dolaşırım demedim. Ne olduğumu anlattım sadece. Sen de her zaman yaptığın gibi bir iki sözcükle yanıtladın beni. Ayrıldım yanından. Aradan dokuz ay geçtikten sonra tuttun beni dostlarının arasına aldığını bildirdin. Dürüst adamı çıkarcıdan ayırmak için babasının ününe değil yaşayışına, temiz yüreğine bakan senin gibi bir insanın hoşuna gitmeyi büyük bir onur sayarım kendim için. Bu şiir aslında Horatius'un kendi aile kökenleriyle ama özellikle de babasıyla övündüğü bir şiirdir. Ve Mayakenas'ın gücüne karşılık, onun sunabileceklerine karşılık kendi sade ve fakir yaşamını tercih ettiğini anlatır. Horatius daha zengin bir ailede doğmayı tercih etmeyeceğini söyler. Ne olursa olsun o halinden memnundur. Bu davranışımdan ötürü halk bana çılgın gözüyle bakabilir der. Belki sen ey Maykenaz kaldırmaya alışkın olmadığım böyle bir yükü kabul etmediğim için akıllı sayarsın beni. Maykenas veya rejim sayesinde bir makam elde etmeyi reddeder Horatius. Buradan da anlıyoruz ki Maykenas ona aracılık etmek istemiş olabilir. Yine Horatius Carmina 3.29'da Maykenas'ı kırlara çağırır. Dinlensin devletin geleceği için duyduğu kaygıları unutsun diye. Bu arada kendi yaşam felsefesini de anlatır elbette. Şöyle der Horatius: Etrüs krallarının torunu Eymaekenas, senin için tatlı şarabım var, hiç sunulmadık bir testide. Gonca güller saçların için süzülmüş mis yağlarım var. Nicedir saklıyorum. Gecikme sakın. Nemli Tibur'un ve Ayfula'nın meyilli ovasını seyretmeyi ver her zaman. Ya da baba katili Telegonus'un tepelerini seyretmesen ne çıkar? Koy geride insanı bıktıran her zenginliği. Bırak yüce bulutlara değen hantal konağı. Toz, duman, tüm gösteriş, gürültü, vazgeç. Ne var şu Romada hayran olunacak? Her günün sonunda tükendi ömrüm diyebilen neşe içinde kendini hakim yaşayabilir. Gün olup ulu tanrı açsa da günü, kara bulutlarla kaplasa da göğü. Geride bıraktığımızı silebilir mi hiç? Değiştirip sil baştan yapabilir mi hepsini? Durmadan akıp geçen zamanın bir kez ömrümüzden çaldığı eski günleri. Başka bir şiirinde ise şöyle der Horatius. Etrüsk toprağında oturan Lidyalılardan hiçbiri Maykanaz senden daha soylu değildir diye anandan babandan yana ataların vaktiyle büyük ordulara kumandanlık ettiler diye ey sen başka soyluların yaptıkları gibi burnunu kırıştırarak soylu olmayanlara örneğin azatlı bir babadan doğmuş olan bana üstten bakıp beni hor görmüyorsun. Hangi babadan doğarsa doğsun herkesin yetenekli olmak koşuluyla kim olduğuna önem vermiyorsun. Oysa o halk akılsızlığı yüzünden çoğunlukla layık olmayanlara verir mevkileri. Ünün de kölesidir sersemliği yüzünden. Halk ataları yazıtlara geçmiş, heykellere dökülmüş insanlara bayılır. Anlaşılan o ki Horatius kendisine krevi veren ama aynı zamanda dostluğuna da kabul eden Mayakianas'ı sevmektedir.